geçirmişiz. O yüzden söyledi aynı kantarda, çünkü kanser hastaları var, özellikle hastaları var. Bunlar da bir şansıdır. O nedenle biz hastaları, çalışanlarımızın herkesi COVID'li hastaya nasıl bakacağı konusunda takımlara ayırdık. Canlıkta takımın yedekleri. Herkes nasıl bu alanda o bölgeler şüpheli potansiyel kontrolüyle temiz, hiç şüpheli hastayı almıyoruz. Bölümlerine ayırmamız gerekiyor. Hocam biz öyle yaptık. Doktorlar arasında cevap verir ve işe gidenler ve gitmek zorunda olanlar, bu insanlar ne yapacak? Nasıl tepki alacak? Ya Biktar Kalitemen Sayın Yıldırım'ın son bir şey eklemek istiyormuş galiba kendisi. Buyurun. Tamam. Buyurun hocam. Bununla ilgili? Valla toplum sağlığı için çok yerinde bir karar. Aslında gecikmiş bir karardı. Bir hafta önce kapatmış olsalar da çok daha iyi olurdu. Ama bu bile yeterli yani. Hiç olmazsa sağlık için berberler olarak zaten yakın temastayız. Bunun yapılması gerçekten önemliydi. Vallahi çok doğru bir karar yaptılar. Çok iyi oldu bu şekilde olması. Her şey milletimiz için. İnşallah her şey güzel olur. Çünkü yakın temastasınız birbirinizle, müşteriler. Evet, dikkat etmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca ama yine de problemler olmaması için elimizden geleni yapıyoruz yani. Önleminizi de almışsınız masada. Evet, aldık önlemimizi de. İnşallah her şey daha güzel olacak. Vallahi inşallah sonu iyi olur. Yani geç kalınmış tabii diyemeyiz ama daha önce de olsa daha iyi olurdu. Yani en azından ilk bu olayların patlak verdiği zaman olmuş olsaydı en azından bu kadar belki millete bulaşmayacaktı. Hayırlısı artık, ne diyelim, alınmış karar, bize de uymak düşüyor. Size sonra kapanmadan tıraşı... Aynen öyle. Ben gerçi karşıya geçecektim, yetişemem diye buraya geldim. Zaten devamlı geldiğim yer. Bakalım artık, hayırlısı Allah'tan, inşallah bir an evvel çabucak biter de eski düzenimize döneriz. Bence çok iyi bir karar oldu. Çünkü biz çok çelişkideydik bu konuda. Ben çok sevindim. Yani diğer arkadaşlara da çok iyi oldu. Çünkü biz kararsız kaldıydık. Kapatalım mı, kapatmayalım mı diye. O açıdan iyi oldu. Tabii sonucumuzu bekliyoruz. Ne zamana kadar belli değil. Çünkü müşteriyle çok yakın temastasınız. Maalesef büyük bir riskte olduğumuzu biz de biliyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmamız gerekiyor maddi anlamda. Bilemiyorum. Yani ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Valla ben de apar topar geldim böyle. Yani çok iyi oldu tabii ki, yani hijyen açısından her konuda. Bir de hiç kimse artık laf dinlemiyor. Çok iyi oldu. Çok memnunuz yani. Siz de kapanmadan hemen bir şey yapayım dedim. Kendi havlularım, taraklarımla, gerçi bildiğim bir yer ama sonuçta tabii ister istemez korkuyorsun. Ya bende de olabilir. Hepimiz risk altındayız yani. Gittikçe çoğalıyor. Yani sonuçta çok iyi oldu tabii. Çok sevindik. Hayırlısı olsun, yani vatanımız için hayırlısı olsun. Yani ama Sağlık Bakanlığımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani bu konuda çok memnunuz. Hepimiz yani çok, yani parti gözetmeden hakikaten bu konuda çok şeyiz. Yani herkes çok memnun. Teşekkür. Doğru buluyorum. Şu an birebir temas halinde olduğumuz için müşterilerimizle risk grubunda bulunuyoruz. Zaten berberler odası olarak böyle bir karar alınmıştı. Bunu da biz de destekliyoruz esnaflar olarak. Sonuçta insan sağlığı her şeyden daha önemli. O yüzden bu kararı destekliyoruz. Doğru buluyorum bu kararı ben de. Olması gereken yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Yerinde bir karar olması gereken buydu zaten. Bence geç bile kalındı yani. Her şeyin hayırlısı. Sağlık olsun. Peki bir yoğunluk yaşıyor musunuz bu kararla alakalı şu anda? Bir durgunluk vardı ama şu son gün, bugün özellikle bir hareketlilik var. Karar çıktıktan sonra. Tabii, karar çıktıktan sonra. Bence yerinde bir karar, yani geç kalınmış bir karar. Hı hı. Her şeyi baştan çözmek daima mantıklıdır. Sağ olun. Siz bu kararı bulduktan sonra mı Berber'e geldiniz? Yok, gelmeyi düşünüyordum. Hı. Yani burada öğrendim. Devletten yardım bekliyoruz. Bizim işimiz zaten bu. Ben beğenilmeyecek adam mıyım? Sıkıntı bastı. Emre abi getir Emre. Nereden gideceğiz biz bana? Tamam.